Merhabalar ben Ahmet Basri Karakuş. Bugün size anlatacağım film Prenses Mononoke. Hayao Miyazaki'nin daha ünlü filmleri varken neden bunu seçtim? Çünkü üzerine felsefi, politik çıkarımlar yapabilirim de ondan. 97 yapımlı filmimiz, protagonistin köyünü bir şeytanın basmasıyla başlar. Şeytan ölür. Onun yanında Ashitaka'yı da götürmek için onu lanetler. Şeytanın cesedini incelediklerinde onun bir domuz olduğunu görürler. Onu şeytana çeviren şey ise kalbine saplanmış bir demir parçasıdır. Ashitaka'nın laneti onu öldürecektir. Bunun çaresini bulabilmek için yollara düşer. Yolda o dönemin Japon Konya'sında süre gelmekte olan savaşlara şahit olur, insanlarla tanışır. Ardından başka bir perspektifte filmin esas üçlüsünden ikincisi Lady Eboshi'nin kervanına ve onlara saldırı düzenleyen filmin üçüncü başrolü Sana ve kurtlarına şahit oluruz. Film genel olarak bu üçlünün arasındaki gerilimden ve yakınlaşmalardan ilerler. Şimdi film evrenini biraz daha tanıtıp üçlümüzü yakından inceleyeceğim. Federal Japonya'da geçen bir öykü izliyoruz. Samuraylar, beyler ve zavallı köylüler var bolca. İnsanların kendi siyasi mücadelelerinin yanında insanlarla doğanın da savaşı sürmekte. Ama mecaz değil. baya meydan savaşı falan oluyor. Hayvan tanrıları ve onların emrindeki türdaşları kendi yaşam alanlarını işgal eden insanlara karşı çok çetin bir savaş veriyor. Temelde korumak istedikleri şey orman, yok etmek istedikleri de insan. Çünkü insan türünün en belirgin özelliklerini burada görüyoruz. İçine girdiği ortamı kendisi için en yaşanabilir hale getirirken diğer canlıların soyunu tüketiyor. Diğer siyasi odaklar birbirinin kuyusunu kazarken Lady Eboshi herkesten bağımsız bir şehir kuruyor. Adı Demir Şehir. Dağlardan demir çıkarıp işliyor. Yeni teknoloji ideolojilerin peşinde koşuyorlar. Bu şehir Miyazaki'nin ütopik bir kurgusu. O dönem kültürüne dair hiçbir iz yok. İlk başta şehrin yöneticisi bir kadın. Kadınlar ve erkekler iş bölümü yapmış. Herkes ama herkes işinde gücünde. Kadınlar şehir içi yaparken erkekler şehir dışı işlerle ilgileniyor. Bunun yanında bütün orman tanrılarına kendilerini düşman etmişler. İhtiyaç duydukları madenleri çıkarmak için ormanları kesiyor. Karşılarına çıkan hayvanları öldürebilmek için çeşit çeşit silah yapıyorlar. Buna karşılık orman tarafından maymunlar yeni fidanlar dikiyor. Domuzlar ordu topluyor kurtlar ise bizzat Lady Eboshi'nin kellesini almak için uğraşıyor. Anlayacağınız tam curcuna. E. Ashitaka'nın yolu demir şehrine düşer. Burada Eboshi ile tanışır ve onun insanlar için yaptıklarına, halkının ona duyduğu minnet ve saygıya şahit olur. Ardından o şehirdeyken San, Eboshi'ye suikast düzenlemek için saldırır ve başarısız olur. Gerilimi azaltmak ve dengeyi sağlamak isteyen Ashitaka, San'ın öldürülmesine izin vermez. Onu şehirden çıkartır. San'ın bu öne alınmaz kininin arkasında ise ailevi sebepler vardır. Küçükken anne babası onu ormana terk etmiş, San'ı ise kurt tanrısı büyütmüştür. San bunun sonucunda kendisini bir kurt olarak görmekte, insan olarak isimlendirilmeyi hakaret saymaktadır. İşte bu çok sevdiği, annesi kabul ettiği kurt tanrısını Ebushi silahıyla vurmuştur. İçinde taşıdığı demir parçası onu zehirlemektedir. Domuzlar kadar kindar olmadığı için şeytana dönüşmese de ölümü yaklaşmaktadır. Bir tarafta annesinin intikamını almak isteyen, ormanı, doğa tanrılarını korumak isteyen bir kız çocuğu, diğer tarafta halkını hayatta tutmaya çalışan, onların canı, sağlığı ve güvenliği için başkalarının canını almaktan çekinmeyen bir lider. Bunların arasında da Ebushi'ye saygı duyan, aynı zamanda da sana aşık olan Ashitaka Filmin üç tarafında yeterince anlattığımı düşünüyorum. Film inanılmaz bir aksiyon ve sürükleyici bir hikaye barındırıyor. Eboshi ve San kavgasını, Ashitaka'nın, ormanın ve ruhların akıbetini öğrenmek için bu harika filmi mutlaka izleyin. Şimdi bunların kendi hayatımızdaki karşılıklarına bakalım. San doğa sevgisini, insan hayvan ayırt etmeden canlı yaşamını savunmayı öğütleyen bir karakter. Doğada bir problem varsa bunun kaynağı insandır. Akışında olan şeyi bozmuştur zira. Hangi menfaatin öngörüldüğünden bağımsız olarak doğal alanlar tahrip edilemez, canlı yaşam tehdit edilemez. Bunu muhalefet eden birisi çıkarsa da hak ettiği cezayı bulacaktır. Ebushi insan menfaatini tek ve vazgeçilmez gaye edinen, ilerleme yolunda karşısına çıkan doğal koşulları dizginlemeyi tercih eden birisi. İnsan yaşamını tehdit eden bir başka canlı mı var? Ortadan kaldırılacak. Ticaret ve savunma için demire ihtiyaç mı var? Tüm dağı kaplayan ormanlar yakılacak. İnsanlığın faydasına engel olmaya çalışan yine bir insan mı? Fark etmez ortak fayda üstün gelir. Görüldüğü üzere dengeyi tutturmaktan uzak, aşırı uçlarda dolaşan iki figür var karşımızda. Peki düşünelim, bu figürleri ve temsil ettikleri değerleri yakın zamanda yaşadığımız hadiselerle ilişkilendirebilir miyiz? Evet, sokak köpeklerinden bahsediyorum. İddia edilene göre şu an Türkiye'de 10 milyon civarında başıboş köpek var. Bu hayvanların sayıları kontrol edilemez hale gelince ortaya çıkan problemlere karşı Eboşi ile özdeşleşen taraf köpek saldırılarını ve hayvanların sokaklarda ve barınaklarda kötü durumda yaşadıklarını ifade ederek itilaf fikrini savunuyorlar. Buna göre sahiplendirilmemiş tüm köpekler uyutulacak. Böylece hem başıboş saldırılar engellenecek hem de yakalama, kısırlaştırma gibi emek ve maliyetin önüne geçilecek. Hatta bu konuda büyükbaş hayvan ticaretine örnek gösterip köpeklerin gıda olarak tüketildiği uzak doğu ülkelerine ihraç edilmesi dahi öneriler arasında. İnsan yararı önde ve köpeklerin yarattığı pürüz hızla temizlenmek isteniyor. Sanla özdeşleşen tarafta köpeklerin insanlara verdiği zararın sorumlusunun insanlar olduğu, onun bedelini hiçbir hayvanın canıyla ödeyemeyeceği dile getiriliyor. İklaf zalim limlik ve soykırım olarak kabul ediliyor. Başarıya ulaşmış Avrupa uygulamaları örnek gösterilerek doğru planlama ve teşviklerle çok daha fazla köpek sahiplendirilebilir. Siyasi ve idari baskı ile barınaklar daha iyi hale getirilebilir deniliyor. Sevme kavramımızı insanla kısıtlamamalı, kendimizin ve sevdiklerimizin hayatına nasıl değer veriyorsak başka canlılara da aynı gözle bakabilmeliyiz deniliyor. Şimdi burada denge nasıl kurulmalı? Filmde ışıkların üstlendiği insanla doğayı barıştırma görevini kim sırtlamalı? Bu görevi nasıl yerine getirmeli? Bu cepheden gelen her haber bir şekilde sinir uçlarımıza dokunmayı başarıyor. Kuduzdan hayatını kaybeden çocuklar ya da Konya'da kürekle öldürülen köpekler. Bu ve benzeri olayların yaşanmaması için en uygulanabilir ve en pratik planlar vakit kaybetmeden uygulanmalı. İnisiyatif almaları ve kamu kaynaklarını efektif bir biçimde kullanıp sorunun üstüne gitmeleri için siyasilere baskı yapılmalı, kamuoyu yaratılmalı. Tek başımızayken etrafımızda cereyan eden hiçbir sorunu kökten çözemeyiz. Mesela karbon ayak izimizi 70 yıl boyunca küçültmeye çalışıp doğaya vermekten imtina ettiğimiz zararı tek bir fabrikanın bir dakika içinde vermesi gibi. Tek başımıza hayvanlara gıda, aşı, barınak, tedavi sunduğumuzda da başa, başa köpek sorunu ortadan kalkmayacak. Sivil toplum örgütleri ve devlet kurumları bu sorunun üstesine gitmeye zorlanmalı. Görmezden gelinen ve ertelenen kanuni düzenlemeler geç olmadan yapılmalıdır. Bu videoya final verirken aşı takanın çabasına değinmek istiyorum. İnsanlar daha rahat yaşamak için çevrelerini değiştirip harap ettikçe dünya bir gün kendilerinin de yaşayamayacağı bir hale gelebilir. Öngörülebilir felaketlere bile isteye koşan insanlardan olmamak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.